Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün Teknoloji Oku yorum programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün güzel haberler veriyoruz. Evet, bugün telefon fiyatlarının düştüğü yönünde bir... Aman Allah'ım. Taş yağacak başımıza. Son dönemlerde arkadaşlar genel olarak hep telefon fiyatları artıyor diyorduk. Ama enteresan bir şey oldu. Bazı modeller için. Diyelim. Veya markalarda değil mi? Bazı markalar demek daha doğru olur. Fiyatları düşürmeye başladı. Biz de şaşırdık bunu aslında. Evet. Ama gerçek. Evet. Fiyatlar düşmeye başladı. Gerçek yani. Düşüyor. Gerçek. Evet arkadaşlar. Son dönemde baktığımız zaman Samsung olsun, Xiaomi olsun, Oppo olsun, Huawei olsun, Vivo olsun ve Apple son olarak fiyatlarını hayli yükseltmişti. Hatta böyle orta segment modellerin fiyatları 3000 lira seviyelerine gelmişti. Bizim bu senenin başında incelediğimiz Türkiye pazarına 1700 liradan giren Realme 6i bile fiyatı 3000 liraya fırlamıştı. Fakat neyse ki artık yavaş yavaş ne oldu bilmiyoruz ama telefon fiyatları biraz daha normal seviyelere gelmeye başladı. Ama ben şaşırdım. Neden? Çünkü dolar düşmedi. Dolar düşmedi demek ki üretim arttı. Lojistik belki biraz değişti. Ha, düzeldi belki de. O yani pandemi süreci ötürü... yavaş yavaş toparlanıyor gibi belki. O dönemde çünkü aşırı bir zam gelmişti. Tamam mı? Dolar arttı vesaire bir şeyler oldu ama şimdi 1700 liradan satılan bir telefonun fiyatının 3000 liraya çıkması hani normal bir şey değil. Değil. Hani dolar o oranda artmadı en azından. Tamam belki yeni ek vergiler vesaireler geldi. Ama yine de o kadar artmaması lazım. Üretim prosesleri herhalde yavaşladığı için az üretildiğinden dolayı talep hani talep talebi fazla, karşılayamıyor. Talep öyle. Fazla. Evet, ondan dolayı muhtemelen bir dengesizlik oldu. Yani fiyatlar artmıştı ama şu anda biraz daha düşmeye başladığını hangi görüyoruz. Markalar düşüyor? Örneğin arkadaşlar şu anda Xiaomi'nin daha doğrusu Çinli üreticilerin getirdikleri telefonun fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Xiaomi, Realme, Honor, Huawei'nin bazı modelleri ve Oppo'nun bazı modellerinde fiyat düşüşleri mevcut ama Xiaomi'nin genel olarak satan modellerinin fiyatının düştüğünü söyleyebiliriz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Redmi Note 9 serisi gelmişti. Ülkemize satışa çıkmıştı ve bu telefonlar satışa ilk çıktığında arkadaşlar fiyatları gerçekten yüksekti. Hatta biz de bunu eleştirmiştik. Hatta eleştirdiğimiz için de bize kızmışlardı. İşte bu fiyata başka telefon mu var falandı filandı diye. Ne küfür yedin. Ama şimdi fiyatlar normale inmeye başladı. Biz de dedik yani tamam şimdi gerçekten alınacak seviyelere indi ve tamam. Bu fiyata gerçekten bu telefon alınır diye sizlere zaten çektiğimiz videolarda da söyledik. Bu sefer de dediniz ki Xiaomi'den para mı aldın da böyle diyorsun. Yani bir türlü ortaya tuttum. Yaranamıyoruz kimse. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamıyoruz yani. Yani gerçekten hani baktığımız zaman arkadaşlar şu anda en azından Redmi Note 9 2500 liradan falan satılıyor ki Türkiye'ye ilk geldi 3000 liraydı bu telefonun fiyatı. Redmi Note 9 Pro şu anda 3000 liralara inmiş durumda. Hatta geçtiğimiz gün ofisimizden bir arkadaşımız almıştı. Xiaomi Türkiye garantili 2999 liraya aldı internet üzerinden. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım bilgisini. Redmi Note 9 S'si arkadaşlar şu anda 2750 Türk lirasına kadar düşmüş durumda. Bunun yanında telefonların fiyatları hiç artmadı mı diye soracak olanlarınız olursa onu da belirtelim. Apple telefon fiyatlarına zam yaptı. Ama evet. Şöyle bir şey var orada. Apple diğerleri zam yaparken zam yapmamıştı. Evet. Hani çıkış fiyatlarını koruyordu. Dolayısıyla biraz gecikmeli de olsa bir zam yaptı ama zamdan da geri dönüş olmaz artık. Apple'da tabii şöyle bir durum var. Apple böyle zırt pırt zam yapmıyor. Aynen. Hani dolar çok böyle dramatik bir şekilde yükselmediği sürece Apple'ın bir fiyat politikası var. İşte atıyorum 3 ay önce yaptıysa diyelim ki işte 3-4 ay sonra 5-6 ay sonra eğer çok rakam yükseldiyse aradaki makas belli bir oranda evet. Yine zam yapıyor. %10 oranında yaptı. Hani Apple pahalı satıyor bu arada. O ayrı konu ama eleştiririm onu ama hani yiğidi öldür hakkını ver dediğim tarafı da adamlar hani böyle takır takır zam yapmıyorlar. Hani bakıyorlar. Belli çok bir... oynak değil fiyatları. Değil. Evet. Gerçi yani. Oynak dediğimiz hiç düşmüyor arkadaşlar. Sürekli yükseliyor. Diğerleri mesela hani şöyle sinüsoidal yani düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor. Ya tabii o şimdi diğer üreticilere ben baktığımda yani adam bir telefon çıkartıyor. Atıyor 6 ay sonra bakıyorsun diyelim ki pahalı bir model özellikle 1000 liraya yakın bir fiyat iniyor yani 1000 lira 2000 lira modeline göre. Evet örneğin mesela Mi 10 gelmişti arkadaşlar ülkemize ve hani satış fiyatı böyle 10 bin liralar civarındaydı. Onda mesela 1-1,5 bin liralık bir düşüş oldu. Ve yani çok dramatik bir düşüş oluyor. Huawei'de de öyle, diğer modeller, markalar da Apple'da öyle değil. Apple bir fiyattan satıyor. Ancak şöyle düşüyor. Bir yeni model çıkarsa önceki modelin fiyatına bir düşüş oluyor. O da zaten hani end of life dediğimiz yani ürünün artık tedavülden kalkıyorsa zaten düşmek zorunda. Evet. Onun dışında da böyle hani durup dururken Apple indirim falan yapmıyor. Belli bir fiyat politikası ya var. Ya diğer telefonların ama ikinci el de aynı oranda düşüyor. Mesela geçtiğimiz günlerde bir arkadaş hani elinde bir telefon vardı ki aldığı fiyatı ben biliyorum çok da olmadı alalı.
7500-8000 Türk lirası arasını almıştı. Onu ikinci ele vermeye çalıştı ve verdikleri fiyatlar da böyle 4500 lira falan civarındaydı. Aynı telefon mesela Apple olsa arkadaşlar, atıyorum 7500 liraya aldınız iPhone 11, onu gidip vermeye kalktığınızda ikinci ele yine 6000-6500 lira arasında. Evet, tabii Apple'ın öyle fiyat bir şey teklif ediyorlar. Küçük altın gibi. Aynen öyle yani fiyat ve fiyatı çok düşmüyor arkadaşlar. Atıyorum bu sene aldınız diyelim, seneye satın yine aynı paralardan satıyorsunuz yani. Kesinlikle öyle ani bir fiyat düşüşleri olmuyor. Yani değerini bir şekilde muhafaza ediyor ve alıcısı da her zaman var. Yani oradaki hani telefoncular da bize bunu dedi. Hani birkaç telefoncu dolaştık. Hani dedi ben buraya iPhone 11'i koyduğum zaman en kötü 2 ayda satıyorum dedi. Ama diğerlerini orada işte bana 2-3 tane telefon gösterdi. Bunlar dedi 4 aydır burada, bu dedi 5 aydır burada. Yani diğer modellerin de böyle hani çok böyle aman aman bir müşterisi de yok. Apple ama öyle böyle satıyorlar yine. Peki bir şey soracağım Osman. Sence bu aşağı doğru ivme devam eder mi ya da yeni model çıkınca yine yükselten mi çıkacak? Ne düşünüyorsun o konuda? Ha, onu Android da hemen söyleyelim. Için? Şimdi arkadaşlar malum ülkemizde hani bir gümrük vergileri falanlar filanlar geldi ama Ekim itibariyle bu vergilerin bazılarında hani düşüşe gidilecek. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla Ekim'den sonra telefon fiyatları bu bazda baktığımızda düşebilir. Ama şu da var. Şu anda hani dolar çok oynak. Özellikle altının çıkıyorken doların düşmesi lazım. Bunlar ters orantılı ama bakıyoruz hem altın yükseliyor hem dolar yükseliyor. Öyle enteresan bir durum var. Örneğin yurt dışında şu anda dolar değer kaybediyormuş. Ülkemizde ise enteresan bir şekilde değer kazanmaya devam ediyor. Dolayısıyla dolar kuruna bağladığımız zaman işi düşük fiyattan çıkması çok böyle mümkün gözükmüyor. Ama bugünlerde telefon almak için uygun bir zaman. Evet yani şu anda arkadaşlar özellikle hani dediğim gibi pek çok markanın modeli fiyat düşüşü yaşadı. Eğer şu aralar telefon alsam mı almasam mı diye ikilemde kaldıysanız ben almanızı tavsiye ederim. Bir de şu açıdan bakacaksınız, güncel bir model alıyorsunuz sonuçta. Dolayısıyla aldığınız telefonu 1-2 sene boyunca güncelleme gelecek. Siz bu telefonu seneye alırsanız ne olur? Muhtemelen daha düşük fiyat alabilirsiniz ama güncelleme almayacaksınız bu sefer. Evet. Bütün bug'larıyla kalacak o telefon. Öyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bir Teknoloji Oku yorum programının daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Haftaya yepyeni bir konu ve yepyeni bir gündemle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.